Evet, şu anda 84 Taksim 14 sokaktayız. Gördüğünüz gibi bu derenin ıslahı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir ihaleyle bir taşeron firmaya verilmişti. Evet, Mirsa İnşaat Harfiyat firmasına verilmişti. Firma buradaki derenin ıslahı için gördüğünüz bu dereyi kazdı, kenarları beton olacaktı. Ama bir müddet sonra maalesef buradaki çalışma durduruldu. Gerekçe olarak da ihalenin iptal edildiği söylendi. Şimdi mahalle sakinlerinden hepinizin tanıdığı emekli askerimiz Volkan Özfırat'la beraberiz. Volkan Bey, neler söyleyeceksiniz? Vallahi biz yıllardır burası için dilekçe veriyoruz bu derenin ıslah edilmesi için. Çünkü yukarıdan gelen şöyle gelirsek, evet, oradan suyun debisi çok yüksek geliyor. Burada kürklerden bu geçmediği için burada taşıyor ve mahalleye yayılıyor bütün su. Artı doğalgazın şeyi de, hattı da buradan gidiyor. Yani en tehlikeli yerlerden bir tanesi. Ana hat şuradan benim evin önünden gidiyor. Evet. Ya buralar su bastığı zaman oralarda sıkıntı olacak. Geçen sene zaten şey yaparken doğalgazcılar 3 defa elektriğimi kopardılar beni kazarlarken. Burada biz tozun içinde kaldık her gün. Kazdınız madem, şimdi niye yapmıyorsunuz? Bu köprü burada görünmüyor. Ben gittim, evet, belediye fen işlerinden. Şimdi şöyle araştırdım. Köprüyü alalım. Köprü değil zaten. Evet, gördüğünüz bu köprü ne belediye ne karayolları, yani yolla ilgili hiçbir kurum tarafından yapılmadı. Bu köprü bir vatandaş tarafından evine gidebilmek için, bu yol ana artermiş gibi gösterilmesi için şöyle biçimsizce bir şekilde yapıldı, değil mi komutanım? Evet, aynen. Şimdi orada 84-14 sokağın başlangıcını kapattılar yola. Çünkü burası dere olduğu için siz sudan şey almaları lazım. Karayollarında burası yol görünmüyor. Yol görünmediği için orası kapalı diye. Buradan geçiş sağlayabilmek için buraya böyle alapşap bir köprü yaptılar. Bu köprü yıllardır, Tayyip Tursoyer'in zamanında da ben söyledim. Ya bu böyle bir köprü olmaz dedim. Gelip gidip baktılar, hiçbir şey yok. Bakın şimdi şuradan da bakacaksınız bu apartmanın, evet, girişine de. Oradan yüksek debiyle gelen bir su şuradan nasıl geçsin? Evet, gördüğünüz gibi ufacık iki tane menfez var. Şimdi orada apartmanın girişini de alıp götürecek su, yarın gelecek burada. Evet. Çünkü burada aşırı yağışlar olduğu zaman bazen baraj suyunu da buradan salıyorlar. Baraj suyu da geliyor. Çok yüksek debiyle geldiği zaman her tarafı burası sel basıyor. Bütün, evet, mahalle sakinlerimizin hepsi burada bu konudan şikayetçi. Bir de madem ihale yapıldı, niye bu incelenmedi mi yani? Adam geldi, kazdı, eşyalarını indirdi bilmem ne, bugün de kaldırıyor. Şimdi biz bunun tozunu çekmek zorunda mıyız yani burada? Evet. Bir hafta önce de Güran Bey'i gördüm ben burada, inceliyordu buraları. Demek ki düzgün inceleyememiş yani. Evet. Yani artık sinir olduk. Şu evin haline bakın ya. Ağaçlar, yapraklarına bakın ya. Allah aşkına şuraya. Evet, şöyle yaklaşalım. Görüyorsunuz yazın ortasında ağaçlar meyve vermediği gibi solmuşlar. Bu da herhalde buradaki tozdan, topraktan ve kaynaklanıyor tahminim. Bu yani kaçıncı, artık buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz yani. Evet. Ben belediye başkanı Sayın İsmail Yetişkin'e de gidip bunu zaten arz edeceğim kendisine. Biz artık bıktık mahalle sakini olarak yani burada. Evet. Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ilginize. Siz de sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Umduğumuzca yeşillendirmeye çalışıyoruz etrafı ama maalesef Yeşil İzmir dedikleri belediyeciler de gelip bizim yeşillendirdiğimiz yerleri kazıp gidiyorlar yani. Evet. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Peki. Biz de size teşekkür ediyoruz. İyi günler. İyi günler.